Yakla. Teşekkürler bugün. Harbiye'deyiz. Mayko bilinmeyenleri sizlere öğretmek ve bilgilendirmek için burada. Yeah! Yaklaş, evet Sezo, Mike'a yaklaş. Evet şekerler, bugün Harbiye'deyiz. Hatay'ın ve Defne'nin göz nuru, kalbi, yeşilliklerle dolu, güzelliklerle, sürprizlerle dolu. Belediyesindeyiz, beldesindeyiz, mahallesindeyiz. Müthiş bir yer burası. Bugün sizleri tarihi bir yolculuğa götüreceğim şekerler. Burası olağanüstü bir yer. Biliyorsunuz ki Hatay'ımızın her köşesi bir başka güzel ama burası olağanüstü. Şu anda Harbiye Hidro Parkı'ndayız. Burayla ilgili tarihi bir yolculuğa çıkacağız. Bu arada şekerler, her çarşamba günü saat 9.30'da TRT'de Mike'a takılmayı unutmayın. Mike'a takıl, hayatını yaşa. Yakla! Evet şekerler, Mayko şu anda Harbiye'de. Harbiye yeşillikleri, yemekleri, çağlayanları saymakla bitmeyen güzellikleriyle meşhur bir belde miyiz şekerler? Ya inanılmaz yemekleri var Sezo buranın. Anlatılmaz, yaşanır diyebiliriz. Yaklaşıyorum Sezo. Biz ne yapıyoruz şu anda? Hidro Parkı'ndayız. Şekerlerimi ne yapacağız? Hidro Parkı ile ilgili tarihi bir yolculuğa çıkaracağız Sezo. Yaklaşıyorum. Hemen geliyorum. Hemen yan tarafımızda iki tane amcamız var. Onlarla karşılaştık. Bakalım Hidro Parkı ile ilgili bize neler söyleyecekler. Merhabalar. Merhabalar yeğenim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Sormalı. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Burayla ilgili bazı şeyleri merak ediyoruz. Sizlere sorabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? Nereden geliyoruz? Biz de Harbiyeliyiz, Antakyalıyız, buralıyız. Ben 10 yaşındaydım, çocuktum. Buraya gelir gezerdik. Gitmeyin oraya derler anamız babamız, gitmeyin oraya sizi keserler. Buraya gelmenize izin vermiyorlardı yani. İzin vermiyorlar. Ben 10 yaşındaydım. Bir sürü yabancı işçi var, ameli var, şarklı. Gelirler burada kazmayla, kürekle, el arabasıyla buraya kazıyorlardı. O havuzun etrafını dökerlerdi. O bittikten sonra et arabaları doldurur dökerlerdi. Doldurur dökürlerdi. Ve böyle gördüm. O Menderes hükümeti Menderes hükümeti zamanındaydı. Menderes evet, hükümeti tarafından o zaman almıştı. Kuruldu. Evet, o zaman yapılmış. Sene 1950-51. 50-51 tarihleri civarında. Böyle kuruldu. Merhabalar amca. Merhabalar. Sizlere de soralım, burayla ilgili neler biliyoruz? Vallahi ben burada çalışan işçilerden birinden duydum yani bu anlattıklarımı. Burada kendi kazmayla, kürekle çalışan bir işçiydi burada. Bana dedi ki, dedi burada bir mezar bulundu dedi. Ve mezarı kırmak zorundaydık dedi bu şey döneminde, yani burası kazılırken. Devam ettirebilmek için. Evet. Kırdıkları zaman o toprağa bir sürü altın sikke karışmış. Karıştığını söyledi yani. Evet. Bu arada burada çalışan işçi yani artık kurnazlık. Birini arabaya, birini cebine. Yok, cebine değil, çizme giymiş buraya kadar. Artık ne derece doğru yani anlattığını anlatıyorum. Bir küreğin birini, el arabasını, küreğin birini de çizmeye boşaltmış. Emek hakkını o şekilde. Çizmeler aldım. Dolduktan sonra ben ufak suya çıkıyorum demiş o yandakilere. O da gitmiş ileride boşaltmış. Evet. O altın sikkeleri almış. O da yani o zaman 15, 16, 17 yani o yaşlardaydı. Babasına vermiş.
Babası da güya yani bu bunu sattıktan sonra bir sürü arazi aldığını... Ağa olmuş yani. Evet. Diğerlerini buradaki yani artık müteahhit mi diyelim, mühendis mi diğer aralarında hallettiler. Paylaşmışlar öyle mi? Öyle. O da güzel bir güzel. Başka bir şey söylemek ister misin hocam? Eklemek istediğin bir şey var mı? Burası yıllar önce güzel bir yerdi. Onun için Zeyno demek güzel bir şey demek. Eskiden Makta Zeyno deniyormuş buraya. Makta Zeyno. Zeyno'nun anlamı da eskiden çok güzel bir yer. Yani mesire yeri aslında dediğimiz değil mi? Öyle diyelim yani. Evet böyle. Evet çok teşekkür ediyorum. Bir iki kelime ekleyebilir miyim? Tabii ki. Bizim okul çağında buraya gelirdik yani. Burada giriş çıkış 1 liraydı. Ücretli etrafı, miydi? O zaman ücretli miydi girişler? Ücretliydi. Her tarafı telle çevrilmiş. Ama içine gir çıkmak istemezsin. Her taraf çiçek. Her taraf yemyeşil çimler. Yani bekçisi, işçileri, suluyanı, bakımı. Yani nerede şimdiki görüntü, nerede o bizim dönemimizdeki o bakım, o güzel manzara nerede? Suyunu ben içtiğimi hatırlıyorum. Bu suyunu içerdik. Şimdiki çok iddialı yani. Evet. Suyunu bile içebiliyorlarmış. Bakın eskiden. Suyunu bile içebiliyoruz. O kadar güzel ve temizmiş. Çok teşekkür ediyorum. Renk verdiniz. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler efendim. Evet şekerler, Hidro Parkı'na devam ediyoruz. Burası insanların gelip gezip görmesi için yapılan bir yer değil aslında. Burası hidroelektrik santrali olarak kuruldu. Buranın inşaatına 1950 yılında başlandı. Cumhuriyetimizin 30. yıl dönümüne ithafen 1953 yılında açılışı yapıldı. Mükemmel bir tarih bu. Yes! Evet, Cumhuriyet'in anısının olması gerçekten çok önemli bir özellik. Bunu ben de çok beğendim Sezo. Kesinlikle Mike. Buradan Hatay'ın 5 beldesine elektrik üretimi yapılıp dağıtılıyordu Sezo. Hangi beldeler bunlar Mike? Antakya, İskenderun, Belen, Kırıkhan ve tabii ki Harbiye beldesi. Harbiye mi? Evet Mike. Ne zaman geldi elektrik Mike? Güzel bir soru. İnşaatı biter bitmez 1953 yılında elektrik üretmeye ve dağıtmaya başladı burası Sezo. Yes, 53 yılında Harbiye'nin üst bölümlerine, burada hem oteller hem restoranlar olduğu için önceleri üst bölümlere verdiler ilk önce. Daha sonra Harbiye'nin, yani 1957 yılında da Harbiye'nin aşağı bölümlerine elektrik verilmeye başlandı Sezo. Bir şey daha soruyorum Mike. Yaklaş Sezo. Peki bu suyun kaynağı nereden geliyor Mike? Evet, hidroelektrik santrali deyince direkt aklına su geliyor değil mi Sezo? Suyun gücüyle, suyun potansiyel enerjisiyle tabii ki elektrik üretiyor burası. Onu yani birazdan göreceğiniz şeylerle bunu destekleyeceğiz. Bu suyun kaynağı Sezo Harbiye şelalelerinden geliyor. Oradan buraya su pompalanıyordu. Aşağıdan yukarı çıkabilmesi için su pompası motorları yapılmıştı. Onlarla buraya sevk ediliyor. Buradan da aşağılara doğru gidiyor Sezo. Bayılmak üzereyim Sezo. Kesinlikle Mike, ben de ciğerlerim mis gibi hava doldu burada. Aynen ya, oksijen soluya soluya bir haller oldu Sezo. Yaklaş Mike. Yaklaş. Burası 48 bin metrekare üzerine kurulu. Buranın içerisinde hem havuz bölümü hem de tesis bölümü vardı. Havuz bölümü yani suyun depolandığı ve muhafaza edildiği bölüm 10.000 metrekare Sezo. 10.000 metrekare. Geriye kalan bütün alanlar artık tesisin geri kalanları oluyor. Peki Mike yüzemiyor muyuz? Nein. Yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Biliyorsun burası hidroelektrik santral olarak kurulmuş. Elektrik üretmek için yapılmıştı. Artık tabii şu anda elektrik üretmiyor. 1984 yılına kadar elektrik üretti. Ondan sonra üretemedi. Nedenine gelince Sezo. Neden Mike? Su kaynakları çok azalmış. Su kaynakları azalınca
maddesiz elektrik üretemez hale gelmiş. Sezo. Sezo. Evet, kesinlikle bu hakikaten üzücü bir durum. Ayrıca şu konuya değinmek istiyorum. Tesis bölümü bir sürü tarihi olaya tanıklık etmiş Sezo. Nasıl bir tarih Mike? Sen gördün mü? Yes! Ben de şahit oldum. Bir keresinde ben de şahit olmuşum. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel burada yemek yemeye gelmişti. İnanılmaz bir insan seli vardı burada Sezo. İnanılmaz bir heyecan vardı. İnsanlar yığılmıştı buraya böyle sırf onu görebilmek için. Ben de onu görmüştüm. Onu tekrardan rahmetle anıyoruz. Şimdi sizleri şekerler nereye götürüyorum? Tesis bölümüne doğru yol alacağız Sezo. Orada tesisin işletmecisi, yani yıllarca işletmeciliğini yapmış ve işletmeye devam eden Meziyet amca, Sayın Meziyet Karateke bizleri bekliyor. Bizimle paylaşacağı çok güzel anıları var. O zaman ne diyoruz Sezo? Yaklaş! Evet şekerler, şu anda hidro testlerindeyiz ve yanımızda burada yıllarca hayatının birçok yılını buraya adamış ve yıllardır buranın işletmeciliğini yapan Sayın Meziyet Karateke var. Onunla önce bir merhaba diyelim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz Meziyet amca? Teşekkür ediyorum, sağ olun, iyiyim. İyisiniz, çok iyi. Allah'a şükür, iyiyim. Çok şükür. Şunu merak ediyorum, kaç yılından beri buradasınız, burayı işletiyorsunuz? 1978'den beri ben buradayım, burayı işletiyorum. 1978 yılından beri. Evet. Yani hem yöre halkından hem de dışarıdan birçok yerden şunu diyoruz. Zamanında eski tarihlerde buraya birçok devlet erkanının geldiğini, birçok ünlünün gelip gittiğini, burada yemek yediğini, birçok kişi ağırladığınızı biliyoruz. Bunlarla ilgili bize örnekler verebilir misiniz? Tabii ki. Süleyman Demirel rahmetli, Allah rahmet eylesin. Turgut Özal, Allah rahmet eylesin. Türkan Şoray, Cihan Ünal, Zeki Müren, Bülent Ersoy. Bu gibi maşallah saymakla bitmiyor. Saymakla bitmez. Evet. Bir de Amerikan Büyükelçisi Erdal İnönü. Yani çok sayamayacağım çok ünlü hem siyasi insanlar buraya gelmişti. Peki neden burası o zamanlarda çok tercih ediliyordu? Onu ben gerçekten merak ediyorum. Yani bütün bu devlet erkanı, bütün büyüklerimiz, siyasilerimiz, ünlülerin birçoğu buraya geldi. Evet, onu biliyoruz. Neden? Burası öyle bir mutfağı vardı ki dünyada bir. Hem Türkiye hem Arap ülkelerinin mutfağı karışık olarak burası sunuluyordu. Çok lezzetli yemekler, lezzetli tavuk mesela. Eskiden tavukları kümesten alıp keserdik, müşteriye sunardık. Bunun için çok lezzetli tavuk, çiğ köfte, künefe. Onun için insanlar burayı tercih ediyorlardı. Çok lezzetli yemeklerimiz var diyorsunuz. Harbiye genel olarak tabii ki bu konuda çok meşhur bir belde. Bir şey daha soracağım sizlere. Devlet erkanının geneli ne yemek yedi, ben onu merak ediyorum. Geldiklerinde ne söylediler? Şimdi ne sipariş verdiler? Kim yani o dönemlerde o 1982'den sonra buraya gelenlerin çoğu tavuk tercih ederlerdi. Çünkü tavuğun lezzeti bambaşkaydı o zamanlar. O zaman %100 doğal der. Zaten kümesten alıp hemen kesip taze taze pişirip o şekilde sunuyormuşsunuz. Evet, evet öyle. Meziyet amca bir şey daha sormak istiyorum sana. Özellikle burada unutamadığım bir anı, yaşadığım bir anı böyle bizimle paylaşır mısın lütfen? Kenan Evren geldiği zaman burayı geldi, görevliler geldi, bomba şeyi yaptılar, ekibi. Kontrolleri yapıldı. Kontrolleri yaptılar, bizi dışarı çıkardılar 3 gün önce. Biz gittik. 3 gün önceden geldiler. Güvenlik önlemleri alındı burası. Evet. Geleceği gün bizi getirdiler işte tabii ki çok büyük bir önlem.
3 gün kapalı mı kaldınız yani? Evet, 3 gün kapalı kaldık. 3 gün hiç kimseyi almadınız. Müşteriye girmedi. Girmedi. Üç hiç gün... kimse girmedi. Kapalı kaldı. Kapalı kaldık, evet. Rahmetli Cumhurbaşkanımız geldiği zaman evet, o şekilde sizi çağırdılar ve gelip evet, ona yemek servisi yaptık. Yemek öyle servisi mi yaptık, evet. Hakikaten inanılmaz bir olaymış, evet. Peki bu hidroparkıyla ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Biz biliyorsunuz onunla ilgili bir sürü bilgi verdik ama sizlerden de güzel şeyler duymak isteriz. Mesela eski dönemlerde çok şafşaflıydı, böyle canavar harikaydı, insan seli vardı. Şu an azaldı biraz ama bunların nedenlerini öğrenelim. Niye o zamanlar inanılmaz çok güzeldi, keyifliydi, burası full time doluydu da şimdi azaldı? Şimdi eskiden su vardı. Hidro demek su demek. Bu havuza su gelmezse İnsan da gelmez. Yani hayır, yani eski dönem buradan şakır şakır su akardı. Bir anlamı şimdi, kalmadı yani, değil mi amca? Efendim? Bir anlamı kalmadı. Bir anlamı kalmadı. Su olmasa olmuyor. Mutlaka su gelmesi lazım. Havuz demek su demek. Hidro demek su demek. Su demekti. Peki neden inanılmaz yoğun oluyordu park ve çevresi? Yani ya da şöyle söyleyeyim. En yoğun dönemleri ne zamana denk geliyordu? İnsanların en çok geldiği dönemleri paylaşmak ister misiniz bizimle? En yoğun dönemleri 1980-83'ten sonra. Çok mu yoğundu o dönemlerde? Çok yoğundu, evet. Çok yoğundu. Yani inanılmaz turist gelirdi buraya. Dünyanın her yerinden gelirdi. Orta Doğu'dan gelirdi, Suudi Arabistan'dan, Suriye'den, Ürdün'den, Amerika'dan, İngiltere'den, dünyanın her yerinden diyebiliriz yani. Dünyanın her yerinden kesinlikle buraya insan akın akın, bilhassa Temmuz, Ağustos aylarında. Bir tane de sanatçılarımızla ilgili, buraya gelen sanatçılarımızla ilgili soru sormak istiyorum size Meziyet amca. Buraya gelen sanatçılardan en ilginç yaşadığınız olay nedir? İbrahim Tatlıses gelmişti. Daha meşhur olmamıştı, meşhur olacak gibi dönemlerde, böyle çok gencecik bir insan, onun esprileri de iyiydi. Bir de Mehmet Ali Elbir, onu unuttum, onun esprileri harikaydı o zamanlar, çok anımız oldu ama onun esprileriyle çok güldük. Hep restoran bölümünden bahsettik Meziyet amca. Biraz daha otel bölümünden bahsetmek istiyorum. Otelde kalan ünlü oldu mu hiç? Bülent Ersoy. Bülent Ersoy'u otelinizde ağırladınız. Başka var mıydı hiç? Film çekmek için Cihan Ünal, Türkan Şoray gelmişlerdi. Ama otelde kalmadılar. Onlar. Yani film, yani bir filmin bir bölümünü çekip gittiler. Filmin adını hatırlıyor musunuz? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Türkan Şoray, Yılan Selçuk, evet, izlemeyi unutma. O güzeldi. Meziyet amca, bize vakit ayırdın, renk kattın. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hizmetteyiz. İşletmenize de başarılar diliyoruz. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yani ömrümüz ne kadar giderse buradayız insanlara hizmet etmek için, böyle lezzetli yemekler sunmak için buradayız. Allah bize ömür verirse. Elinize, emeğinize sağlık diyoruz biz de. Mike, bu ne enerji Mike? Mike, şu anda oksijen patlaması yaşıyorum Sezo. Coşuyorsun Mike. Kesinlikle, bu kadar oksijenin arasında kalırsan böyle olur. Onu böyle biraz içimden atmaya çalışıyorum ama daha fazlasını arıyormuşum gibi hissediyorum. Yaklaş. Yaklaş Sezo. Yaklaş böyle Sezo. Yaklaş, yaklaş. Çok önemli bir konuyu paylaşacağım seninle. Çok önemli. Yaklaş Sezo. Evil Temmuz ne biliyor musun Sezo? Evil Temmuz. Nedir Mike?
Kızıl Temmuz'u bilmiyorsun değil mi? Evet, Temmuz burada en coşkulu şekilde kutlanan bayramlardan birisiydi. Evet, Temmuz da burada ayak basacak yer kalmazdı ya. İnanamazsın. İnsan seli olurdu neredeyse. Biz de buradan ayrılmazdık. Evet, Temmuz'un anlamına gelince hiç biliyor musun? Bilmiyorum Mike. Güzel. Evet, Temmuz hasat yapıldıktan sonra bir sonraki hasadın daha bereketli geçmesi için bizim insanlarımız ve geçmiş yıllardaki insanlar bereket tanrısına ada kadarlarmış ve bu şekilde kutlarlarmış. Yani hasadın daha bereketli olması için kutlanan bir bayram diyebiliriz aslında sezon. Böyle bir bayram. Yaklaşma. Evet, ama bizim için önemi daha farklıydı. Biz o günlerde burada gelip sürekli gezerdik. Niye sezon? Niye Mike? Hatta seni Mike. Evet, çok keyifli günlerimiz olurdu. Sürekli gezerdik burada. Böyle aşklar, dedikodular, yani bütün aşklar burada olurdu. Eskiden böyle telefonlar, Instagram falan filan hiçbir şey yoktu sezon. Her şey buradaydı. Canlı yayındasın yani. Ama çok keyifliydi ve tamamen natüreldi sezon. Doğallığa yaklaş. Evet Mike, yaklaş. Birazdan bu arada sizleri çok önemli bir yere götüreceğim. Nereye? 55 yıldır burada konaklayan, hemen havuzun, hidroparkın yanında oturan Hüsniye Nene'ye doğru gideceğiz. Onunla biraz Evutomuzun konusunu sohbet edeceğiz. Bakalım bizlere neler anlatacak Sezo. Yaklaş. Hadi gidelim Mike. Evet şekerler, Hüsniye Nene'nin yanındayız. Merhaba Hüsniye Nene, nasılsın? Merhaba oğlum, nasılsın sen? Teşekkür ederim, seni sormalı. Allah iyilik versin, sağ ol canım benim. Teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi tarihi bir çınarımız daha aramızda. Bizlerle çok önemli bilgiler paylaşacak. hoş geldin oğlum. Hoş bulduk, yana. Hoş bulduk. Hoş kaç yıldır oğlum burada oturuyorsun Hüsniye Nene? 55 yıl. 55 yıldır burada oturuyorsun. Evet, burada oturuyorum. Maşallah, Allah evet. Sağlık, sıhhat versin. Şu an kaç yaşındasın Nene? Oğlum... Yaşın evet. 77 yaşında. 77 yaşında. Allah evet. Sağlık, sıhhat versin. Evet. Neneciğim. Şunun için yanına geldik. Çocuk bizde var. 13. Allah başlasın evet, hepsini. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun. Kaç torun var o zaman? 13 torun. Torun kaç tane? Torun. 31. 31. Aynen, Hatay plakasını o güzel de 31 torun. Maşallah, maşallah. Allah bağışlasın. 31 tane. Süpersin, süpersin. Kızlar daha var, daha çocuk olmamışlar. Ne güzel. İnşallah ne güzel olur. Neneciğim, şunu sormak için yanınızdayız. Bu Evul Temmuz'u biz merak ediyoruz. 55 yılını sen burada geçirmişsin, burada yaşamışsın. Birçok olaya şahit olmuşsundur. Evet. Evul Temmuz'da neler yapılıyordu burada? Ne görüyordun, ne çok, vardı? Çok neşeli, çok güzel, çok ya geziyorum. Ağaçtan iyi, çiçekler çok, manzara iyi, pekçi var, her şey var oğlum. Kimse tünüş, çimişleri hiç kimse basmıyorum. Çünkü beci var, oradan fırıyorum, kimse ellemez. Ama çok çok güzel, çok neşeli eskiden burası. Çok keyifliydi diyorsun evet, Evul Temmuz'da. Evet, evet. Peki anlamını biliyor musun? Evul Temmuz'un anlamı neydi yani? Niye kutlarlardı o günü vallahi, insanlar? Bilgin var mı hiç? Bu eskiden neydi? Lazmanı Fransa. Evet. Fransa zamanı. Evet, Fransa ona, zamanı. Evet. O taraftan millet şelalede topluyorum. Evet. Sonra toplanıyor, burada evet, da toplanıyor. Sonra o günü kutluyorlardı diyorsun. Evet, işte böyle. Şimdi ya kadar kutluyorum. Peki bir şeyi soracağım sana nene. Şu anki haliyle geçmiş yıllardaki bu hidroparkın halini karşılaştırdığımız zaman ne zaman daha güzeldi? Vallahi ya oğlum, millet diyor şimdi güzel ama ben de güzel değil. Eskiden daha iyi. Neden? Eskiden çiçek, eskiden bekçi, eskiden her şey. Şimdi araba geçiyor, insan geziyor, bakmıyor işte eyleyin. Ama bakasın da daha iyi. Bakımlı evet, olursa daha güzel olurdu. Daha iyi, evet. Peki Hüsniye evet, Nene evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil oğlum. Bilgilerinizden dolayı bizi aydınlattınız. Çok evet, sağ olun. Evet, sizleri yine bir çınarımızın yanına getirdik şekerler. Aramızda eski belediye başkanlarımızdan Cuma Daşkapan var. 1977-81 yılları arasında Harbiye Belediye Başkanlığı yapmış. Merhabalar başkanım. Hoş geldiniz.
Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Başkanım, merak ettiğimiz bir konu var. Bu Eylül Temmuz'la ilgili bilgi edinmek için geldik yanınıza. Evet. Bu Eylül Temmuz sizlerin zamanında nasıldı? Çok coşkulu muydu, gerçekten kutlanıyordu? Bununla ilgili anılarınızı bizimle paylaşır mısınız lütfen? Çok çok coşkuluydu. Hem de Harbiye için çok büyük bir gelir kaynağıydı. Hele araçların, dükkanların, kasapların, yani buralarda fayda etmeyen dükkan yok, kasap yok, her şey. O zamanlarda bir kasap en azından 500 kilo et satardı. Arabaları sabahtan akşama kadar, gece saat 2'ye kadar hiç durmadan bütün Harbiye araçları buradaki insanları taşıyamazlardı. Şeyhül Hakim'de tıklım tıklım her yer dolu. Hele gündüzleri şallahı az ayak basacak yer yoktu. O kadar kalabalık. Bayram havasında geçiyordu. Tabii canım, bayram. Harbiye'ye de müthiş bir gelir kaynağıydı diyorsunuz. Gayet tabii. Çok çok kalabalık olurdu. Hani hiçbir yerde bu kadar kalabalık olmaz. Hele bir Harbiye'nin bir ismi vardı. O gün için Adana'dan, Mersin'den, Tarsus'tan, İskenderun'dan, insanlar Antakya'dan. Herkes gelirdi Harbiye'ye. Çiftekastal'dan şallalara kadar yollar sığamazdı kenarlar. Arabalar yavaş yavaş giderdi kalabalıktan dolayı. Çok muazzam bir yer. Şu sıralarda biz bu coşkuyu gerçekten göremiyoruz. Yani son birkaç yıldır biz de aslında bunları yaşamıyoruz, görüyoruz. Yani neredeyse kutlanmıyor gibi bir durum söz konusu. Evet. Bu da üzücü. Yani gayet keşke eskisi gibi devam etseydi diyoruz, değil mi? Gayet tabii. Cuma amca, başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Biz de. Katkılarınızdan dolayı renk verdiniz. Sağ olun, var olun. Allah sağlık, sıhhat versin sizlere. Ali amcanın yanındayız. Hayatını, ömrünü, emeğini, her şeyini hidro parkına, havuzuna vermiş emektar bir amcamız. Onunla biraz sohbet edeceğiz şimdi. Bakalım bu süreçte, yani o kendi çalıştığı süreçte neler yaşamış amca. Bize neler anlatacak, onları merak ediyoruz. Ali amca, merhaba. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safa geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sizi görünce daha iyi oldum. Sağ olun, eksik olmayın. Ali amca, biz hidro parkı ile ilgili bilgi almak istiyoruz senden. Evet. Sen evet, hayatını neredeyse oraya vermişsin. Evet. Bize neler anlatmak istersin? Ben şahsen, yani şimdi benim bildiğim kadar küçük yaştan beri bu Harbiye'nin nehrini, yatak sularını senelerce ölçtüler. Ve ona göre bu santral daim olarak çalıştırabilir mi, çalıştırmaz mı? En son kanaat getirdiler 1950'de. Havuzun temeli atıldı ve 3 sene mont ve hafriyatları devam etti. O 3 seneden sonra santral 3 türbinle faaliyete geçti ve bizim Antakya'nın düzel türbinleriyle paralel olarak bütün Hatay'ımızı elektrik bakımından beslemeye başladı. Ta bütün Türkiye'nin şebekesi birleşinceye kadar. Bir de ta Denga Kulesi'ne ulaşmadan Arapçasında bir deril kred diye adlandırdılar. 3-4 metre derinlikte belki de en azından 20-30-40 tane insan kafası, aynı karpuz gibi çıktı. Evet. Sonra o Denga Kulesi'nden sonra Alman şirketi geldiler, çelik boruları düşediler. Yani Alman şirketi Siemens şirketi. Siemens. Evet. Bir de santralin türbinlerini, her şeyini mont ettiler ve Türkiye'ye teslim ettiler. O bakımdan ben bu Denga Kulesi'nin değil, bizim havuzun Atatürk'ün heykeli bitişiğinde biz kulübe kurdular ve her yarım saatte suyun durumunu olarak bir su mamuru gibi her yarım saatte santrale bildiririz. Havuzun durumu işte 5 metre dolu. Havuz taştı. Havuz eksilmeye başladı. Başlar ta gece yarısına kadar bir hemen sıfıra iner su. O zaman bildirirdik. Bir türbünü devreden çıkarırlar. Bakarsın yine akşama doğru su besler. Yani bu bizim havuzumuz sade ve sade yük ağır bastığı zaman
mevcut olan sudan temin edilirdi sarfiyatı. Evet, enerjiyi oradan o şekilde alırdı. Evet, ona göre şey. Evet. Baktılar ki havuz doldu, akşam oldu. Üç türbin birden çalışır ve yavaş yavaş 20, 30, 40 santim olarak düşer. Ta saat 24'e kadar. Sonra biz deriz ki hemen hemen havuz bitmek üzere. O zaman bir türbünü devreden geçirdiler. Santralda 3 tane türbün vardı. Evet. Bu bakımdan yani orada 26 sene 8 ay bu kulübede ben hayat yürütmüşüm. Ve bildiğim kadar size izah etmeye çalıştım. Kaç sene bir daha söyler misin Ali amca? 26 sene 8 ay. 26 sene 8 ay hizmet vermiş, 1900, emek vermiş. Kaç yıl oluyor ya? 1984, 8. ayda emekli oldum. 1984. Evet, 46 yaşında emekli oldum. Ve bugüne kadar Allah'a çok şükür, sıhhat Allah veriyor. Çok şükür Allah'a. 84 yaşındayım. Evet. Şimdiye kadar devletin maaşımı aldım. Allah başımızdan eksik evet. etmesinler. Amin amin, seni de Ali amca vallahi. Tarih gibi adamsın, harika bir insansın. Evet, evet. Aynen aynen, şeyi çok merak ediyorum Ali amca. Şimdi... Daha bir şey diyeceğiniz varsa söyleyin. Evet, sor, bir iki şey sor, merak ediyorum yani. Ne onları soruyorum? Sormak istiyorum sana. Ne sormak istiyorsun? Bu havuzu kim yaptı? Kim yaptı? Kimi yaptırdı diyelim yani daha doğrusu. 1950'de devletin eliyle yapıldı. Yalnız bizim eski Hatay valimiz Ahmet Topaloğlu bu şimdiki mevcut olan gerek çam gerek selvi çam fidanları yani 10 santim boyunda küçük olarak ekti. Evet. Ve şimdiki orman bu, bu şekilde oldu. Rahmetli Ahmet Topal'ın valimizin, değerli valimizin evet. yani eseri kaldı. Ona şükranlarımızı sunuyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Amin. Gerçekten amin. Büyük amin. Büyük bize büyük bir güzellik bırakmış. Amin. Büyük bir güzellik yapmış. Amin. Ali amca çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbetin eksik, için. Eksik Allah sağlık sıhhat sağ versin. Olun. Harika bilgiler bizim, paylaştınız. Bizim Hatay'ımıza kim fidan ekmişse biz insan olarak ona millettarız. Evet şekerler, az önce neredeyse böyle bir tarihe tanıklık ettik. Ali amca, Ali Koku, 1937 doğumlu bir amcamız ve bizleri gerçekten tarihte bir yolculuğa sürükledi. Efsane şeyler paylaştı bizlerle. Harika bir insandı, çok şirindi gerçekten. Şimdi nereye mi gidiyoruz? Şimdi şekerler makine dairesine, türbinlerin olduğu yere gideceğiz. Bakalım bizleri orada neler bekliyor. Yaklaş, yaklaş. Oradan su basma olayı oluyor. Su basma ve elektriğin o enerjiye dönüştüğü yere gidiyoruz. Monkey yakla. Evet, şu anda denge kulesindeyiz. Hidroparkından çıktık, boruları takip etmeye başladık. Borular yaklaşık hidroparkından buraya kadar 700-800 metre uzaklıkta şekerler. Burasının önemi ne? Burası denge kulesi. Suyun basıncı ve havası burada ayarlanıyor, burada dengede tutuluyor. Yaklaş! Şunu bir görelim bakalım sezon. Neler bekliyor bizi? Yaklaş! Evet, gerçekten bir sanat eseri gibi dikilmiş. Gel bakalım sezon. Yaklaş. Şuraya baksana Zezo. Canavar gibi, dağ gibi olmuş. 71 yıllık. Vay be. Bakalım altında neler var Zezo. Ne bekliyor sence bizi? Çok merak ediyorum. Şu manzaranın güzelliğine baksana. Evet, yaklaş şekerim. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Evet, burası denge kulesinin hemen altı. Suyun basıncı burada ayarlanıyor. Dengesi burada kuruluyor. Buradan da aşağı doğru bayağı bir gideceğiz Sezo. Şuraya bakar mısın? Muazzam bir mühendislik işi var burada. Muazzam. Çok harika bir iş yapmışlar gerçekten. Muhteşem. Buradan aşağı doğru devam edeceğiz şu an Sezer'cim. Aşağıda bizi neler bekliyor? Ben de gerçekten merak ediyorum. Yani bayağı bir gideceğiz. Şöyle söyleyebilirim. Muhtemelen 1-1,5 kilometrelik bir yolumuz var gibi gözüküyor Sezo. Hemen yola koyulalım Sezo. Yaklaş. Yeah, yaklaş, hemen aşağı iniyoruz. Hey!
Aşağılara doğru inmeye başladık ve aşağılara doğru indikçe karşımıza çok esrarengiz şeyler çıkmaya başladı. Sezo yaklaş. Şöyle gösterir misin? Borular az önce denge kulesini göstermiştik sizlere. Oradan aşağı doğru bu şekilde inmeye başladı. Müthiş bir eğim yapmışlar. Neden? Suyu hızlandırıp aşağıdaki santralde enerjiyi daha rahat üretebilmek için diye düşünüyorum Mike. Birazdan onu aşağıda göreceğiz. Şöyle gösterir misin burayı? 71 yıllık bir beton parçası ve 71 yıllık borularımız burada hala sapasağlam duruyor. Gerçekten iyi bir iş çıkarmışlar. Yaklaş! Yaklaş! Buradayım Sezo, doğanın içinde Mayko. Gerçekten buraya gelince insan kendini doğanın içinde kaybediyor Sezo. Burası muhteşem bir yer ya. Huzur veriyor biliyor musun Sezo? Çok güzel bir yerdeyiz ve şunu fark ediyoruz. Buraya baktığı zaman Sezo, burada inanılmaz bir iş çıkarmışlar. Düşünsene, hidroparkındaki su borular eşliğinde ta hidrodan buraya kadar. Yaklaşık şu anda biz sanırım 1,5 kilometre civarında bir yerdeyiz. Ortalarda bir yerdeyiz. Ve o su bu borular eşliğinde buradan ta buradan nereye kadar gidecek biliyor musun Sezo? Nereye Mike? Yaklaş, işte burası önemli bir konu. Gamus Aynaya kadar gidiyor. Yani diğer bir adı Yeşilpınar'a kadar ulaşıyor. Sonunu ben de çok merak ediyorum. Bizleri gerçekten neler bekliyor? Aşağı doğru ben gidiyorum Sezo. Sen takibe çekelim. Yaklaş. Sona çok yaklaştık Sezo. Bu boruları buraya nasıl getirmişler ya? Kesinlikle süper bir soru sordun. Yukarıdan buraya gelene kadar bunu düşündüm biliyor musun Sezer? Yani buradan müthiş bir iş çıkarmışlar. Düşünsene, hidro parkından buraya kadar bu boruların bu şekilde döşenmesi, montajlanması, taşınması, şu bahçe aralarına yerleştirilmesi gerçekten müthiş bir iş çıkarmışlar. Yaklaş. Evet Sezo ve şekerler Mayko, şu anda boruların en son noktasında, finaldeyiz Sezo. Burayı gösterir misin? Hoppala! Gördüğünüz gibi borular kesilmiş. Neden Sezo? Neden Mayko? Çünkü artık hidroelektrik santrali elektrik üretmiyor. Artık buraya su gelmiyor. Önceden hidroelektrik santrali, yani yukarıdaki hidro havuzunun içindeki su bu borular aracılığıyla buraya kadar ulaştırılıyordu. Hemen arkamızda, birazdan onu göreceğiz hep beraber, santrale su geliyor ve orada elektrik enerjisine dönüşüyordu şekerim. Yaklaş! Sonunda santrale geldik Mike. Evet Sezo, santraldeyiz. Ama şu anda gördüğünüz gibi, yani daha göreceğiz şu anda, santral kullanılmaz halde. Şurayı göstermeni istiyorum Sezo. Şuradaki yazıyı. Tek Defne Hidroelektrik Santrali yazıyor. Bina tamamen kullanılmaz durumda. Şu tarafa gelir misin? Bak, transformatör 3, 2 ve 1 şeklinde yazılar var. Transformatör ne demek Mike? Transformatör trafo demek şekerim. Burada 3 tane trafo varmış. Trafo 1, trafo 2, trafo 3 olarak geçiyor. Şu köşeyi almanı istiyorum Sezer. En köşeyi al. Orada ilginç bir yazı gördüm ben. Antakya Topboğazı diyor. Muhtemelen Antakya Topboğazı'na elektrik dağıtımı tam oradan yapılıyordu. Oradaki trafodan yapılıyordu. Evet şekerler, artık bu santralde elektrik üretilmiyor gördüğünüz gibi. Hidroparkındaydık. Hidroparkındaki suyu görmüştük. O su bu borular aracılığıyla buraya kadar iniyor ve şuradaki santralin altına geliyordu. Alttaki türbinlerden geçiyor. Oradaki enerji de elektrik enerjisine dönüşüp Hatay'ın 5 ilçesine elektrik üretip dağıtıyordu şekerler. Ama şu anda kullanılmaz bir durumda tabii ki. Burası artık elektrik üretmiyor. Nerede üretiyor? Hemen arkamızda göreceğiz. Burada hala elektrik üretimine devam ediliyor ama sanayi tipi enerji üretimi var. Onu göreceğiz şimdi. Gel Sezo, burayı bir görelim bakalım. Görelim mi? Yaklaş. Burası tehlikeli ama şekerler, lütfen buralara siz girmeyiniz. Çok tehlikeli. Yaklaşır mısın bakalım? Evet. Şurada sanayi tipi enerji üretimi devam ediyor. Muhtemelen buradaki beldeye buradan enerji veriliyor. Burayı göstermeni istiyorum Sezo.
su santrale kadar geliyor ama ondan sonra nereye gidiyor diye mutlaka düşünmüşsünüzdür, merak etmişsinizdir. Onu da sizlerle paylaşayım. Santrale gelen su hemen santralin altındaki bu nehre dökülüyor. Bu nehir de ileride Asi Nehri ile birleşiyor. Evet şekerler, şu anda yine bir Harbiye Çınarı'nın yanındayız. Harbiye'mizin eski belediye başkanlarından Sayın Mehmet Öztürk'ün yanındayız. Mehmet amcanın yanındayız. Kendisinde müthiş emekleri vardır. Hem hidropark olsun hem de Harbiye ile ilgili. Eskiden biliyorsunuz burası sadece Harbiye Belediyesi'ydi. Sonra Büyükşehir Belediyesi olunca Hatay Defne Belediyesi oldu. Şimdi Mehmet amcaya hidropark ile ilgili sorular soracağız. Hatta şuradan başlamak istiyorum. Mehmet amca merhabalar bu arada. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Çok şükür. Mehmet amcaya şu soruyla başlamak istiyorum. Aşağı bir santrali eldik Mehmet amca. Orada tek Defne hidroelektrik santrali yazıyordu. Neden bu şekilde yazıyordu? Şimdi daha önceden Antakya, İskenderun ve çevresi jeneratörlerle elektrik sağlıyordu. Defne hidroelektrik birliği kurdular. Şelale suyundan, Harbiye Şelale suyundan yararlanmak üzere hidro havuzunu kurdular 1950'de. 1950'de bir birlik kurdular. Defne Hidroelektrik Birliği. Kim vardı bu birlikte? Antakya Belediyesi %48, İskenderun Belediyesi. Antakya Belediyesi %46, evet. İskenderun Belediyesi %48, Harbiye Belediyesi %3, Kırkhan Belediyesi %2, Belen Belediyesi %2. Evet. Bu belediyeler bu birliği kurdular. Elektrik sağladılar. Yani bir kısım elektriğini sağladılar buradan. Şöyle diyelim, eskiden yani bu bahsettiğiniz bütün ilçelerimize elektrik gitmiyordu. Aslında elektrik yoktu. Hepsi jeneratörle elektrik. Evet, jeneratörle, jeneratörlerle besliyorlardı yerlerin. Sonra sanayi şey yaptı. Yani bunları şey sanayi yapmak için işte. Sonradan bu oldu, evet. Yani sonra Çukurova'ya bağlandı. Evet. Bu TEK'in anlamı neydi, TEK? Türkiye Elektrik Kurumu, bu yeri kurdular yani. Peki burası Harbiye Belediyesi'nin mi yoksa daha önceden başka kişilere mi ya da kurumlara mı aitti? Yok, bu şahıslara ait olan simlak ettiler. Simlak edip o havuzu yaptılar. Yani santrali beslemek için havuz yaptılar. Evet. İşte o havuz elektrik sağladılar o dönemlerde. Burası Türkiye Elektrik Kurumu tarafından alındı, istimlak edilip bu şekilde bir su, yani elektrik daha doğrusu. Değil, şimdi Defne Hidroelektrik Birliği. TEK'e bağlı değildi bu. Belediyeler Birliği'ne bağlıydı. Yani Belediyeler Birliği birlik kurdular, bu santrali kurdular. Peki sizin için anlamını öğrenebilir miyiz? Yani bu Defne Hidroelektrik Santrali nedir? Siz neler yapmaya çalıştınız? Mesela Harbiye'ye kazandırmaya çalıştınız mı? Sizin zamanınızda nasıldı? Nasıl oldu? Şimdi ben 1994'te belediye başkanlığına geldiğimde bu hidro parkı olarak diye geçiyor yani halkın arasında. Tabii bakımsız belediye olarak almak istedim. Hatay Valiliği kanalıyla müracaat ettim. Alamadık herhalde. Alamadık. O zaman tabii TEK'e bağlıydı yani o dönemlerde. Evet. Peki sonra kaç yıllarında alındı, bilginiz var mı? Yani şu anda herhalde benim bildiğim kadarıyla burası Defne Belediyesi'ne ait diye biliyorum. Şimdi bu Harbiye Belediyesi'ne aitti. Evet. Bu tabii biz burayı almak için 2003'te burası park, fuar alanıydı aslında. Daha önceki belediye öyle imar planı da göstermiş. Sonra ben tabii takip ettim burayı. 2003'te Hatay Valiliğine Abdülkadir Sarı gelmişti. Burası imar planında satılmıştı. Yani satılmak üzereyken ben Hatay Valiliğine gittiğimde Hatay Valisi sağ olsun Abdülkadir Sarı çok yardımcı oldu. O dönemde bu Harbiye Belediyesi'ne
park olarak almamız gerekiyordu dedim. Tabii Hatay valisi duyarlı oldu. Önce satıldı. Yani tek sattı burayı. Şahıslara sattı. Yani sattı. Sonradan sizin müracaatınızla 550 bin liraya sattı. İhale tek kişi girdi ihaleye. Ben onu takip ediyorum tabii. Evet. Çok önemli bir konu, evet. Takip ediyorum. 2003'te Abdülkadir Sarı'ya anlattığım durumu. Abdülkadir Sarı 555 bin lira Hatay İl Özel İdare adına satın aldı. Kamu yararına. Buradan Sayın Valimize teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, çok evet. Yardımcı oldu. Sonra bir ay hemen iptal ettiler. İhaleyi iptal etti. 3 ay sonra tabii ben o zamanlarda İl Genel Meclis Üyesi'ne seçildim. O dönemlerde 2003'te yani bir daha şeye çıkardı. 3 ay sonra ihaleye çıkardılar. Sonra Hatay valisi 755 bin lira satın aldı. Kamuya kazandırdı. Kamu yararına evet. Satın aldı. Yani şükranlarımızı sunuyoruz tekrardan Abdülkadir Bey'e. Çok sağ olun Sayın Valimiz. Abdülkadir Sarı'ya ben görüştüm. Dedim ki bu konuyu Harbiye konuyu anlattım. Harbiye Belediyesi'ne satalım. Sonra ben Harbiye Belediye Başkanı'yla görüştüm. Hikmet Karaali'yle. Hikmet Karaali tamam alalım dedi. Hatay Valiliğiyle irtibatı kurduk. Ve gittik Hikmet Karaali'yle beraber encümenle, daim encümenle pazarlığını yaptık. 1500 lira. Yani 1 milyon 500 bin liraya aldık. Biz Harbiye Belediyesi'ne yani, taksitle kazandırdık. Taksitle. Yani para yok yani. Para yok taksit. Aynen. 40 bin lira taksitle. Her ayda, ay 40 bin lira ödenecek şekilde aldık. Ödenir tabii böyle aldık. Evet Mehmet amca bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada müthiş çabalarınız olmuş bu Hidro Parkı'nı Harbiye'ye kazandırmak için. Size ve daha sonrasında yine katkıda bulunan Sayın eski belediye başkanlarımızdan Hikmet Karaali'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet şekerler, Mayko şu anda Ali amcanın yanında. Ali Keremoğlu yıllarca belediye başkan yardımcılığı yapmış. Ayrıca babası 1950 yılından 69 yılına kadar bu bölgede muhtarlık yapmış. Ve Ali amcanın anılarını paylaşmak için buradayız. Ali amca merhabalar. Merhaba merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Şunu çok merak ediyorum. Yani birçok olaya burada şahitlik ettiniz. Hatta babanız da 19 yıl muhtarlık yapmış. Birçok anınız vardır. Bunları bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Öncelikle çocukluğunuzda neler yaşadınız Hidro'da? Nasıl anılarınız var orada? Ben daha çocuktum o zamanlar. Bu Hidro'ya başladıkları vakit. Havuza. Evet. Havuzun kazı işini, yani insan gücü, hayvan gücü, o sapanlarla falan evet. Yaparlardı. O zaman hiç iş makineleri falan yoktu. Tamamen insan gücüyle, el arabalarıyla yani tabii, sapanlarla. Evet. Unutmadığım bir şey de orada bir kocaman bir mezarın çıktığı. Ali amca bunu çok duyduk. Bunu da aslında sormak istiyorum da. Yani rivayete göre orada yapılan kazılarda hatta birkaç tane mezar çıktı. Mesela iki tanesinin çıktığı orada içinde altın bulunduğu. Sonra da işte bahsettiğin şimdiki aynı şekilde 2,5 metre kurşundan yapılmış bir mezar çıktığına dair böyle sürekli bilgiler var da mesela biz bunu araştırdık sorduk. Siz evet, birebir şahit evet. Oldunuz mu onu merak ettim ben. Yok biz çocuktuk zaten bizi yaklaştırmazlardı o şeyler. Uzak tutuyorlardı uzak inşaat aralarında. Evet fakat duymuşluğumuz buydu. Peki siz neler yapıyordunuz o havuzun oralarda? Çocuklar ne yaparsa biz de onu yapıyorduk. Her zaman için. Hem gittik bir de altın aradık orada. Hakikaten yani çocuklar evet. Gittik altın çocuk aramaya başladık. Dediler evet. Burada altın filan çıktı. Ama bir şey bulamadık. Tabii. Bulamadık mı? Bulamadık. Peki bir soru daha geliyor şimdi size. Şunu çok merak ediyorum. Biz Sezer'le aşağılara kadar indik. Böyle inanılmaz bir eser gördük. Böyle mühendislik harikası olan şeyler var. Mesela bu borular. Bu borular nasıl döşenmiş merak ediyoruz. Sezer bana sordu ben cevaplayamadım. Siz belki bilebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu borular... Havuzdan kuleye kadar olanlar zaten beton. Betondan mı? Ha, ben beton. Hepsinin demir olduğunu düşünmüştüm. Hayır, beton. Havuzdan buraya kadar olan beton. Havuzdan kuleye kadar ve beton. Kadar. Ve betonu burada döktüler. Yani evet. Şey olarak. O diğer aşağıya betonu kadar. Betonu burada döktüler derken yani
Burada yapıldılar. Yani evet, burada yapıldı. Harcı marcı her şey yapıldı. Evet, burada, burada düzen oradan. Bunlar kurudu ve yapıldı. Evet, öyle gözlerimizin mi? Önünde yapıldı. Vay, evet. Fakat o demirler büyük büyük kamyonlar. Daha hayatta böyle kamyon görmemiştik biz. Hiç tam iş diye bir şirket vardı. Biz de çocuklar olarak o tam iş diye der kamyonların arkasından koşardık. Peki bu çok özür dilerim sözünüzü kestim ama bu boruların montajının ve yani Alman mühendisler tarafından yapıldığı söyleniyor, doğru mu? Tabii ki çocuktuk, bilmiyoruz, öyle dediler Alman dediler. Fakat buraya kadar getirirler. İnsan gücüyle, çalışanlarla indirirlerdi o boruları. Yani aşağı kadar insan gücü mü indirdi onu? Evet. İnsanlar yaptı evet, yani. Evet, hiçbir makine falan, hiçbir... Hayır, hiçbir makine yoktu. Tamamen insan sadece gücüyle. Kaynak işini gene yaptılar burada. Birbirine kaynak işini de yaptırdılar o boruları. Ya mucize, müthiş bir mühendislik harikası. Evet. Siz hiç belki burada Almanlara falan rastladınız mı? Yani Alman mühendisler falan yaptı diyorlar da. Gördünüz mü ya da tanıdığınız hiç birileri oldu mu? Yok, tanımıyorduk. Çocuktuk diyorum biz, Alman, İngiliz, Türk. Nereden bileceğiz? Peki bir soru daha gelsin. Şimdi bu havuzun, özellikle hidroparkın ağaçlandırmasını ben ve bizzat bir sürü insan çok merak ediyor. Bu konuda çok çeşitli sorular var. Yok işte Fransızlar yaptı gene döneminde, yok onlar yaptı, bu yaptı falan diye. Rivayete göre birçok konuşma var bu konuda. Bu konuda bizi bilgilendirirseniz, aydınlatırsanız çok sevineceğim. Gerçekten bu ağaçlandırmayı kim yaptı? Bu ağaçlandırma benim bildiğim kadarıyla Muammer Ürgen zamanında yapıldı. Rahmetlik Muammer Ürgen 1960 senesinde vali olarak geldi buraya. Evet. Burada burayı yaptı. Ağaçlandırmayı, ayrıca şelale mıntıkasını da yaptı. Çok güzel bir duruma soktu. Yani bildiğimiz kadarıyla bu. Bu hidrodaki şimdi otel ve gazinoyu da kendisi yaptırmış. Öyle mi? Tabii. Peki tahmininiz var mı? Yani kaç yıllarında yapıldı, öyle bilginiz var mı? 60'tan 64 yılına kadar olan. Ha, o zaman hidrotesisleri dediğimiz yer oteliyle beraber 60-64 yılları arasında mı inşa edildi o aralar? 64'te yapıldı. Ha, önceden yoktu. İlk yoktu, şeyin kuruluşunda yoktu, yoktu o zaman. Yoktu. Daha sonradan yapıldı onlar da. Daha sonradan yapıldı onlar. Peki. Röportajımızın sonuna gelirken böyle bizimle paylaşmak istediğiniz bir anı var mı? Böyle bizimle... bizim çocukluğumuz orada geçti ya diyorum. Ben bisiklet binmesini hidroda öğrendim. Ayrıca su verildikten sonra yüzmeyi de orada öğrendim. Mesela Atatürk portresi koyulmuştu oraya. Evet. Ben de hatırlıyorum çocukken ben oraya. Oraya çıkar suya. Oradan atlıyordunuz. Evet. Şimdi yasak mesela yüzme burada. Hiç kimseye izin vermiyor. O zaman yasak değil miydi? O zaman yasak değildi. Bizim zamanımızda yasak değildi. Evet, biz izlemedik sezon. Ama o zamanlar su da çok çok temizdi. Yani bu müesseseler yoktu. Hani lagım filan falan sularını akıtıyorlar ya şimdi. Hiçbir kirli su buraya tertemiz su vardı. Bir şekilde dahil olmuyordu. Çok güzel. Fevkaladeydi. Size birçok şey katmış havuz yani. Bisiklet sürmeyi öğrenmişsiniz, yüzmeyi öğrenmişsiniz. Çok iyi ya. En güzel anıları orada kazanmış. Aynen, aynen. Kızlar için fors kızlar seyir. Kızlara hava atardık orada. Çok güzeldi. Çıkardık diyorum. Aynen. Üstte kadar çıkar böyle. Ben de valla Ali amca Eylül Temmuz'da böyle şeyler yapardım. Çıkardık kızlarla buluşma yeri falan diye. Onu biraz sizlerle paylaştık. Var mı sizin böyle anınız Eylül Temmuz'la ilgili? Eylül Temmuz bambaşkaydı. Eylül Temmuz onun isterseniz bir şarkısı var. Onu size söylerim. Vallahi bir sevinirim. Şimdi söylerseniz çok iyi olur. Böyle çok bir, güzel küçük mesela bir part alabiliriz sizden. Mesela kızla kalib marbuzu fenne ala evvel temmuz. Mesela diyor ki İhir yom meneh zeyran İsma'um sayihti ciran Şufil kari'u tiran Teylimbu kakil mekbuz. Aynen, neler neler varmış ya. Yimtil kalu had yevmu Kilmin bekker min nevmu الرجال لابس هدومه والمرأة لبست المطروس يمت الحقنا على الوادي يا رجال خذ الزوادي أنا تادادي ولادي سبقني ونقي مطرح دوس هاريك أسنى لام جاي ولا عازن أسألك مكمل سن يمص من القادح مصة ويعض الكعك إلى نصة كم الطريق صور وصة من شان المرأة قازوس يمت الحبكة الحبكة قاموا مسكوا بالدبكة مسكت بإيد رجالة وابن خالتها قبالة غنت كل شي لا بالة وهي بغنيتها بالجوز
Ali amca süpersin vallahi. Gerçekten renk kattın programımıza renk. Evet çok güzelmiş vallahi. Ali amca renk verdin programımıza tekrardan söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yani var olun. Anılarımızı şey canlandırdık. Güzel oldu. Biz de çok mutlu olduk böyle. Biz de böyle Ali amcayla beraber daha o tarihlere gittik yani. Bize güzel bir yolculuk yaptırdı. Aynen. Ali amca var ol. Teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun bugün için. Bize böyle ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet şekerler, sıra en çok merak ettiğim konuda. Bu ağaçları, bu güzellikleri buraya kim ekti? Kim yaptı? Gerçekten bu konuyu çok merak ediyordum ve programın akışında bu konuyla ilgili iki tane bilgiye ulaştık. Birincisi dönemin valisi Sayın Ahmet Topaloğlu. İkincisi de yine ondan hemen sonra gelen valimiz Sayın Muammer Ürgen. Yaptırdığına dair bilgiler aldık. İkisi de rahmetli oldu. İkisini rahmetle anıyoruz. Hürmetlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkürlerimizi de iletiyoruz. Böyle güzellikler bıraktılar diye bizlere. Ayrıca burası 1 Mayıs 2017 tarihinde Defne Belediyesi ve Doğaka İşbirliği ile restore edilip halkın hizmetine açıldı şekerler. Yaklaş! Evet şekerler, programın sonuna geldik. Kesinlikle Mike Ustar'a tarihi bir yolculuğa çıktık. Heyecanlar yüksek, çok keyifli anlar yaşadık ya Sezo. Beni geçmişe götürdün Mike. Yaklaş, evet. Hakikaten keyifli anlar yaşadık. Ben de birçok merak ettiğim şeyi öğrenmiş oldum. Umarım sizlere de aktarmış olduk. Birçok değerli insanla röportaj yaptık. Onların her birine tek tek teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Unutmayın şekerler, her çarşamba günü 21.30'da TRT'de Mike Ustay'la tarihi yolculuğa yaklaş diyoruz.